Şimdi yok. 50 Türk lirası. 20 Türk lirası. 5 Türk lirası. 5 Türk lirası. 5 Türk lirası. Bir tane filmde görmüştüm. Dolandırılıyordu, mağdur ediliyordu. Onu önlemek açısından böyle bir çözüm bulduk. Bütün Türkiye paralarını tanıyor. Eğer entegre edilirse yurt dışı paralarını da tanıyabilir. Tasarımların çizimlerini gerçekleştirdik. Ne tarz kodlar kullanacağımızı belirledik. Bu şekilde çalışmaya başladık. Cihazımız iki prototip halinde oluşmakta. İlk prototipinde sadece banknot değerlerini algılıyordu. Fakat ikinci prototipinde hem banknot değerlerini hem maden para değerlerini algılamakta. Bu üçüncü versiyonunda sahte para olayını da çözmeyi planlıyoruz. Bu konuda da bir geliştirme, araştırma sürecindeyiz şu an. Biz de tamamen kimseyi zan altında bırakmadan kendi paramızı tanımak için bu cihazlar hayatımıza girerse en azından alışverişlerimizde işte demir para aldığımızda buraya koyup kaç para olduğunu, kağıt para üzeri aldığımızda buraya koyup işte kaç para olduğunu veya vereceğimiz paranın cebimizden kaç para verip kaç para alacağımızı geriye bizim için güzel olur. Ben şimdiden gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın da çok başarılı olduğunu buluyorum. Devlet büyüklerimizden bu çalışmaya el atıp bunu seri bir halde üretimini sağlayıp görme engelli vatandaşların, bireylerin hizmetine sunmalarını bekliyorum.